Şimdi damadı Cesur seni suçluyor. Sen de diyorsun ki önce ben Cesur'dan şüphelendim ama asıl Recep olabilir diyorsun. Bakın dün de Cesur bir şey söyledi. Benim yanımda olsaydı sağlıklı olurdu. Bu ne demek? Başka yerde sağlıksız mı yaşıyor bu? Tamam bir Cesur gelsin. Yani, çünkü Cesur'un iddialarıyla devam ediyor. Bir de Recep... Her şeyi senin bildiğini söylüyor sevgili Nuraycığım. Yani senin kızın ama başına ne geldi? Ama benden biliyor. Bak dün ne diyor mesela? İşe nasıl gidiyor dediniz siz ona. Telefonda gidiyor işe dedi. Benim bunlardan gerçekten haberim yok. Benim bilmediğim çoğu şeyi biliyor. O Recep de demiş ya hani ben onları yemeğe çağırmışım. Evet. O mevzu da bir ay önce anne dedi ben Cesur'dan ayrılacağım. Gelsin Cesur gelsin. Kişi de yayın alalım ben hepsini tamam. Biliyorum ne demek istediğini. Tamam. Ama önce Cesur'u İknur'un kocasını İzmirli sevgili İknur 26 yaşında ve 13 gündür de kendisinden haber alamıyoruz. İknur'un kocası Cesur burada gelecek yine bugün. O da kaynanasını suçluyor. Gelir misin lütfen suçlasın. Cesur? Ne biliyorsa yani benim eşimin başına ne geldiyse hepsini biliyor diyor Cesur. Bu kadar ben... suçluyorsa niye o zaman kız kayboluna gidip de bir bildirim yapmadı benim karım yok meydanda diye. Ben buraya çağırmasam hiç meydanda yoktu. O da haklı bir soru Cesur. Madem sen işte... ne olursa kadar... olsun senin nikahın kaç senelik koca, karın değil mi? Hı hı. Benim karım kayboldu neden bir gidip suçluyorsun vurmadın? Bak benim karım kayboldu ya da ben seni aramadan buraya zaten gelmeyecekti. Cesur olup gidecekti. Sen şimdi kaynananı suçluyorsun da. Yani sen gidip peki neden haber alınamıyor ortalıklarda yok? Niye hani gidip ya da bana söylerdi. Anne bak bu kız nerede? Bak çıkalım arayalım ne kadar kötü olursa olsun. Benim biz aynı evde yaşamıştık değil mi 7-8 sene? Biz ne kadar düşman olursak oluruz. Bir insan yok kapının yanımızda. Anne gel karakola bildirelim şunu yapalım bunu yapalım der insan. Ben onu çağırmasam o meydanda bile yok. Ama diyor ki bir Cesur çok sakin diyorsun ama diyorsun Nuray yani annesi yani kaynanam ilk durum başına ne geldiğini biliyor diyorsun doğru mu? Evet doğru. Nasıl nerede olduğunu mu biliyor? Nerede olduğunu ne yaptıklarını biliyor. Şu anda nerede olduğunu da ne yaptığını biliyor. Onu orasını bilmem onu kendi biliyor yani ben. Ne yaptığını biliyorum ama sen maşallah dün bana ne dedin? Medidem Hanım size sana sordu nerede diye telefonla işe gidiyor dedim. Bunu benim ailemden ne benden de kimse bilmiyor. Tamam. Ben şöyle bir 5 dakika 10 dakika konuşabilir miyim? Bugün sesini çıkarmadan. Tamam bir dinle bakalım belki bizi tamam. Kızına götürür. Bildiği tamam. Bir şey var. Tamam yani, söyle. Söyle anlat. Yeter ki ben benim kızım çıksın. Tamam ben dün, dinle damadını. Ben dün yorgundum. Hı. Kendimi burada ifade edemedim hani bir şekilde. Hı. Şimdi konuşacağım her şeyi. Söyle her şeyi. Yani hep yalan konuşuyor. Yalan mı söylüyor? Evet hep yalan. Şu an bile hepsi yalan yani. Neyi yalan olan ne peki? Bana? Şimdi ben söyle şey konuşacağım. Söyle. Bu İstanbul masalı yok. İstanbul masalı yok. İstanbul'a çalışmak için gelmedi diyorsun yani. Yok, İstanbul masalı yok. 8 sene önceyi bir konuşuyor. Oradan beni vurmaya çalışıyor. Ha. 8 sene önceden beni oradan vuruyor. Oradan suçluyor. Biz yanımdaydı. 8 sene önce yanımda. Biz 8 seneyi konuşmuyoruz. Hı hı. 4 sene öncesini konuşuyor. Senin yanında 4 seneden beri, 5 seneden beri yanında onu konuşalım burada. Tamam. 8 sene önceyi değil. Tamam. Sen içeride değildin. Ama bak değildin. Benim demek istediğim... Sen onun konuşma. Attığı adımlardan sene. Senin her şeyden haberin var Cesur. 8 sene öncesi. Sen 4 senedir ayrıyım diyorsun ama ona lütfen çıktığı her şeyden haberin var. Nuray haklı olan şey tarafı şu. Nuraycığım beni dinliyor musun? Diyor ki senin damadın 4 yıl önce benim yanımdan annesinin yanına gitti. 4 tamam. Yıldır annesinin tamam. Yanında. O 8 sene öncesini konuşuyor. Sen 8 yıl tamam, önce yapılan... Orasını boş ver o zaman. Ha, boş vermeyeceğim. Ben oradan başlayacağım. Tamam Geçen... başla benim için bak Cesur bana ne diyorum sana. Benim çocuğum yok. Bana ne dersen de benim umurumda değil. Sen anladın mı? Dün bu ne diyorsun? Benim yanımda olsaydı sağlıklı olurdu. Bu ne demek? Başka yerde sağlıksız mı bu? Sağlıksız. Evet sağlıksız. İyi biliyorsun yani. Evet biliyorum. Demek ki sen de bunu biliyorsun. Var. Sen de biliyorsun. Ben zaten senin o ben ümidi kestim kızım da. Zaten senin yanında sağlıksız. Benim yanımda. Keşke evet, senin benim yanında. Yanımda. Gel dedim onu Kuşadası'na bırak dedim şu İzmir'i. Keşke gelseydi. Onları onu sizden kurtarmak için ben gittim oraya. Nuray bir saniye neden onun yanında sağlıksız peki? Neden? Her şeyi yapıyor. İçiyor. Madde içiyor. Evinde madde içiyor. Kardeşleri içiyor. Her şey, her kardeşleri içiyor deme bak. Bak iftira atma. Kardeşleri içiyor deme. Onun kardeşleri 17-18 yaşında. Erdal'dan bahsediyor. Ben Erkan'dan yapma. Bahsedeyim. Kardeşleri oturup, deme o zaman. Aynı evde oturup. Terbiyesizlik yapma. Benim bunda bunun annesiyle amcam evli. Ha. Bir de amcam evli. Biz nasılız bunlarla biliyor musun? İçli dışlı. Benim kardeşimin karısı bunun amcası.
Ben haberleri her şeyi ondan alıyorum. Onlar bana yalan mı söylüyor? Hani girmişim haber bunların içine, evet. Böyle. Yani aileden bana haberler geliyor diyor, evet. Damadın senin. Tamam, gel. Anker. Kardeşi. Biliyorum, haber geldi bunun de biliyorum. Bunun Ergün kardeşi var. Biliyorum. Benim ya son anlara kadar evli. Son anlara kadar hala mesela ilk Nur madde kullanmaya devam ediyor. Şimdi bu da haklı bir soru bak, evet. Sevgili Nuraycığım. Ya tamam. Şimdi maddeyi alıştırdım onu bilmem, onun hesabı onu tamam, sorarız ediyor. Da. Tamam ediyor. 4 yıldır seni etmiyorum. Benim kızım maddeyi içiyordu. Niye tedaviye götürmedi? Gitmiyor. Şey, Yeşilyurt'ta kaç şey sefer gün aldım. Erkan'la ikisini götürdüm. Ben kızım kendisine gel, kızım de söyledim. Gel, telefonu kapatıyor. O zaman barışık fazla aramız ben, şey değildi. Hastaneyi araştır. Kaç sefer ben oradan randevu aldım? Kaç sefer? Ben hastaneye gideceğim gün kız telefonu kapatıyor, gelmiyor. Başka ne var? Hangisi yalan sence? Öyle iddia ediyorsun. Nuray'ın söyledikleri, annesinin söylediği her şeyin senin... Senin mesela gidip başvurabilirsiniz. Yo. Kaç sefer gün aldığımı? Ben içerideyim. İçeride mi? İçeride değildi. O zamanlar dışarıdaydı. Sen cezaevine ne zaman girdin? 8 sene öncesinden girmiş gibi yapıyor kendini. Kaç sene önce girdim? En fazla 2 sene, 3 sene oldu benim çıktığım. Ne 3 senesi oluyor? Ya senin kızın 3 yıldır falan berabersiniz yani, o zaman sen. İlk Nur'la. 4 yıl öncesi. 3-4 yıl öncesi. Ama orada, sevgili Nuraycığım, sen 3-4 yıldır ya da 3 yıldır kızınla berabersin. İstanbul'dan hapiste yapıyor kendini. Tamam. Oradan bağlıyor her şeyi. Ben sana da soracağım da. Hasta mı yapıyorum kendimi? Orada her şeyi bağlıyorsun. İstanbul'a bağlı hapistesin. Arıyorsun, ediyorsun. Yok, İstanbul'dayken ben dışarıdayım. Ben onu kabul ediyorum. Sen rahat ol. Hayır, ben dün seyrettim. Yok, ben içerideyken Manisa'ya gönderden her şeyden haberim var ya. Bundan da mutlaka haberim var. Çünkü ben kız buradan evdeyken de şey sorabilir kaç sefer aradı. Dinle ama. Ben, evet. Kaç sefer aradı yani. Ben, bu İknur benim ben yanındayken. Ben şunu anlamadım. Şimdi senin kızın birilerinin yanında olabilir ve birileri onunla zorla tutuyor, evet, olabilir diyorsun. Evet, ve evet. Kızımın başına bir şey getirmiş, öldürmüş, evet, olabilirler diyorsun. Ve tatlım, evet, benim. Şimdi 3-4 yıldır senin yanında ya bu kız. Evet. Madde kullanmaya devam ediyor. Evet. Aynı şekilde. İnsanlarla maalesef... Bu benim iznimle olan bir şey değil diyorsun. Değil. Gerçekten ama haberi ben, var, benim bundan haberi haberim var, yok. Haberi var. Haberi var ve göz yumuyor diyor. O ne derse desin benim haberim haberi yok. Var. Bak bunu eğer 50 kişiye de söylerim kendi çocuklarım, benim bundan haberim olsa. Bütün herkesin haberi var. Ailede herkesin haberi var. Ailede herkesin haberi var bak, diyor. Bak, taksici diyor ya. Hı. Taksici yapma gelip alıp gidiyor onu. Kızını evden alıp götürüyor. Evet, gidiyor. İşe gidiyor. Taksici ona madde de veriyor. Aile bak. Birisi vardı ev temizliğine. Hatta adam beni aradı. Ev kızın dedi çok iyi bir insan bulundu yalan, mu dedi. Evime yalan, dedi temizliğe geliyordu o dedi. Bak kendi yalan, söyledi buna. Yalan yalan. Beni aradı, kaç kişi arıyor. Kafeye gidiyormuş çalışmaya. O taksici... Bunlar hep böyle diyordu bana. Şimdi bir şey söyleyeceğim. En son senin kızın kaybolduğu taksici sırada... Taksici söyledi bana ne iş yaptın, Nuray, merak etme. Nuray beni dinler misin? Sen taksici de, cesur... ona her şeyi getiriyor. Hayır, böyle yani senin dediğin işlerden de yaptığın ben bir ara konuştum. Taksicinin şeyini de çektim. Sen bundan ne yapıyorsun? Bir dakika, cesur bir şey soracağım. Senin kızın kaybolduğunda, evet, 1 Haziran'da kimin yanında kalıyordu? O gün gündüz bendeydi. Gündüz bendeydi bak. Ha. O gün gündüz sen bendeydi. Sen benim sorumun neden olduğunu anladın değil mi? Senin oğlunun adı neydi? Erhan mıydı? Yok, Erdal mıydı? Erkan. Erkan. Senin o kızın Erkan'ın yanında, bir yıl önce Erkan'ın yanında kalmış zaten. Kaybolduğu sıralarda hep senin yanındaymış. Bir yıldır senin yanındaymış Nuraycığım. Benim yanımda sen ama bize ben... dedin ki, ama bak tatlım benim, sen bize dedin ki benim kızım işte orada kendi yeğenleri var. Erkan'ın yanında kalıyordu. Kendi yeğenleri var. Onların bağırışından, gürültüsünden. Ben hatırlatayım. Bağırıltısından, gürültüsünden rahatsız oldu. O yüzden evi terk etti, gitti. Şimdi bir yıl önce Erkan'ın yanındaymış. Evet. Aslında senin yanında kalıyor çocuk. Yani genç kız. Siz şey, yanlış ya. Ben evi terk etti gitti demedim. O gün sen benim evimde kalıyordu. Evet. Kalmıyor değil. O gün de ses var. Ses olunca durmuyor. Bir anlık şeyle mi çıkıyor yani? Hani oturuyor gidiyor. Aman diyor, çok sıkıldım bu çocuk sesinden diyor. Ben gidiyor arkadaşıma gidiyorum dedi. Bir şey söyleyeyim mi? Benim anladığım sevgili Nuraycığım, senin kızın o çocuk sesinden sıkıldığı için falan evden gitmemiş. Gitmedi, evet, gitmedi. O yüzden gitmiş olamaz yani. Evet. Çünkü öyle. Çünkü çocuklar zaman zaman gelip sana gidiyorlar. Sürekli onlarla beraber yaşıyorsa. Evet, evet. Erkan ben ne yaşıyor? Erkan yok. Sen ne yaşıyor işte? Onu söyle. Ben çocuklar... yanlış mı anladım Orhan Bey? Allah doğru, aşkına. Doğru. Hep doğru. Öyle dedin. Siz yani çocuklar evden bir gider. 5 gün 10 gün gelmez eve. Benim bundan haberlerim oluyor. Sadece telefonla. Ancak ilk ama ne zaman eve gelir? Arıyordu beni değil mi? Arıyordu. Telefonla o i̇lk telefonu ne zaman çıktı gelir eve? İsterse 10 gün sonra gelsin, o telefon yine parayı çıktı. Verir bana, çalıştığı parayı verir gider. Ha, para alıyordun sen kızından. Öyle parayı, diyor. Çalıştığı parayı verir gider. Benim başımda kocam var. Alıyor ben niye parayı? Zorla para almıyor. Kızı gelip veriyor. Ha, parayı bu veriyor. Benim başımda kocam mecbur var. Benim kızım bunların çalışıyor. Ben ondan mecbur niye para alayım ya? Onun parası, kızımın parasına ihtiyacım yok diyor. İhtiyacım yok. Hayır, var. Benim kocam var. Emekli. Bir iddiayı dinleyeyim ben. Cesur, sen parayı verdiğini nereden biliyorsun, evet, İknur'un? Biliyorum. Verirse kardeşine ayakkabı alıyor. Ya duyuyorum. İki tane torunum var. Ya onların bir şeyler alıp getiriyor. Öyle para yani.
Hani bir anne al şunu bir şey al der, bir şey giy der. Öyle özellikle çalışıp parayı bana getirmiyor. Bir soru sormak isteyeyim. Cesur damadım bir soru soracak. Sorsun sonra benim buradan de sorum var. Buradan seyirciye soru sormak isteyeyim. Kızı olan birinden mesela diyelim ki bir bayandan, şu ortadaki bayandan abla. Ha, söyle. Size sorayım. Sizin bir kızınız olsa, bu durumda olsa ne yaparsınız? Söyle sen. Bu durumda. Ha. Mikrofon yok şu anda. Mikrofon olmadığı için onlara soru sormayalım da sen söyle. Biz de anneyiz. Bize soracaksın yani. Tamam, mikrofon yok onlarda. Funda Hanım'a sor. Nereye varmaya çalışıyorsun? Sor. Yani bu şekilde. Bir anne olsanız, siz ha. Anne, sizin kızınız bu durumda olsa siz ne yaparsınız? Onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi i̇şte yaparım. İşte o annelik görevini yapmadı. Bu böyle gelsin, etsin. Para gelsin. Para gelsin. Sen ne biçim bir insanmışsın ya? Sen kocası değil misin? Sen ne alıp da benden sen benden gitti. Çıkmadın? Ben sadece boşanma sürecindeyim. Artık. Ben, ne boşanma sürecinde mi? Evet. Boşanma ben nerede yıl, boşanma? 4 yıldan beri senin sen yanımda. Benim yanımda değil. Sen nasıl bir insanmışsın lan? 4 yıldan beri senin yanımda. Bir kere para ne demek ki? Sen bana ne demek istiyorsun? Olmaz ben Kuşadası'nda mı? Çalışıyordum. Bağları Kuşadası'na. Ne iş yapıyordun? Ev temizliğine gidiyordum. Eşimle de tarla sürmeye gidiyorduk. Ben onun parasına ihtiyacım yok. Ama ilgili o paraya gelip size veriyor peki? Her gün eşinden dayak yiyordu. Kimden dayak yiyor? Eşinden dayak yiyordu. Duydum. Ben kim? Her şey haberler geliyor. Kim? Kim dayak yiyor? Evet. Sana ne? İknur mu dayak yiyor? Yok. Eşinden dayak yiyor. Sana ne benim özel İçkiden hayatımda? İçkiden kendini görmüyor. Bak benimle konuşsan dikkat. Nikah var ne bir şey var. Yani bizi ilgilendirmez ama onun hayatı bizi ilgilendirmez. Bu özelliğine girmesin biri, bak canımız çıkmasın burada. Onu... Bak benim elim... Kız 15 gündür yok. Niye bir kayıp ilanı vermiyorsun? Şimdi aklım başına geldi. Anne... Yok tabii. Ben kızım çalıyor. Bakın. Bakın. Bu 5 sene önce diyor ya kızı dışarı çıkıyor. Kızın çantasından çalıyor. Oraya gelebilir miyim? Kızın eteklerini alıyor. Götürüyor kız, dayılarına kardeşine saltaj yapıyor. Bunu ne ama neden biliyorsunuz mu? Onun dediğini yapmadı diye kızımı rezil etti. Bütün sülaleyi rezil etti. Ondan sonra bunlar... Ha, dur iyi misin? Su iç. Sen konuş! Konuş! Konuşuyorum ben konuş şimdi. Konuş sen. Bu konuşayım. Var ya bu. Kız... Sen de yok, nikahı, yok. Ben masum değilim. Bu Didem Hanım. Masum değilim diyor. Bu masum ama... değil. Bir de bunlar sakladı benim kızımı. Bunu yaptıkları ben masum kalamam. Kız senin yanında mı? Hayır, benim yanında İlk değil. İlk senin yanında mı? Hayır değil. Olsaydı. Doğru söyle. Keşke yanında. Olsaydı. Keşke yanında olsaydı. Bak bunun yanında çıkacak o. Ha? Ya bunun yanında ya bir... Bu, no. Ben... Öyle mesaj attın ya. Paşa kim ya? Paşa bilmiyorum kim? Ona sorun. Anneye tehdit mi ettin sen? Aa, hayır etmedim. Niye, niye telefonu? Bir dakika. Gel Nurhan... buraya bak neler yapacağım sizi dedi. Bak ben benim... canlı yayına. Tabii. Canlı yayına. Söyle. Kardeşi yayına katılacak. Tamam. Katılsın. Benim... Biliyorum ben onu söyleyeceklerini onu. Nurhan bir sağ. Söylemesin tamam, bana. Tamam söyleyemez arkadaş. Doyurduk. Benim kızım acı, bak bunlar beraber yaşıyordum. Tamam Nuray'cığım, Nuray bir sakin ol. Nuray bir sakin ol. Şimdi kalkmış dayak yiyormuşum kocam, sana ne? Nuray. Sana ne? Nuray'cığım tamam, tamam bir saniye.